Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedinil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadırdallar. Bugün biraz nabetten taşkarı naadeti. Assalamu aleykum. Esselamu ala men ittebe'al huda deyimiz. Hazır bizde Zoom. Zoom'da mehmanımız var. Zoom'daki mehmanımızını namları hazır etmemiz sizlerge. Al-Mesihi namı bilen kirgenler. Al-Mesihi namı bilen kirgenler. Avazlarını özgertirişini teklif kıyaptılar. Avazlarını özgertiremiz. O kişinin kimliklerini asli kimliklerini açıklaşımı şart emez. Benimce Al-Mesihi profili bilen kirgen kişi sen mikrofonu izi pes ettirişiniz sorumuz. Mikrofonu izi pes ettirişiniz sorumuz. Bulması iyi hobi yaptı da. Bulması iyi hobi yaptı da. Huzur. Yaşı mı? Şimdi yaşı. Şimdi yaşı. Ya, var iyi hobi yaptı. İyi hobi yaptı. Ha, iyi hobi yaptı. Huzur. Hazırlı bulmadı. Geçiriz. Hop, bismillah. Hop, bismillah. Şimdi içe, bir sınav kuru. Bismillahirrahmanirrahim. Bir son. Şimdi yakışık. Bir iki üç, bir iki üç. Ben de sizin avazı yakışık geliyor yaptı. Lekin bizim avazımız iho bir yaptı. Siz tamamen iho geliyor yaptı. Endi yaxshi bo'ldi. Endi yaxshi bo'ldi. Aha, endi sal yaxshi. Shu ovozni pasaytirib, balki sizda mikrofoningiz bo'lsa, mikrofon orqali kirsangiz yaxshi bo'lardi. Mayli, hozir bir minut bering menga. Sizga bemalol. Biz ungacha Instagram'da aktif, 550 de yakın adam var. Facebook'ta hemen çekine. Sizde avazı yaxşı işləyibdi bizə, fakat bizdə avazımız eho verirdi. Hazır yaxşı oldu mənə, eho yox. Ha, getdi mi eho çıxdı? İndi yox oldu eho, yaxşı. Ha, bari. Salamu aleykum, hürmətli hanım. Assalamu ala men ittəba'al huda, hidayətə ergəşkənlərə Allahın salamı olsun. Sizi biz mehman sifətində görüb turğanlığımızdan xursanmız. Avvalo insani omillar jihatidan biz musulmonlar har doim har qanday din vakillari bilan muomalani joyiga qo'yib kelganmiz. Faqat bugun hozir siz bilan bahs maydonidamiz. Inshaalloh bahsimiz manfaatli bo'lsin. Ba'zi joylarda sizni avval musulmon bo'lganligingiz, İslam'ını yaxşı örgəngərliyiniz, Kur'an'ını hatta musulmanlardan yaxşı bilişiniz, İncil'ini, Tavrat'ını, İbrani tillerini biləmən digən gəpləriyiz keldi məngə. Şu haqqıda avvala bəxs qiləmiz inşallah. Fakat hadır sizgə mən imkan verəməm. Siz kimsiz? Yani şəxsiyyətinizi tanıştırış şərtməz.
maqsadingiz nima va bugungi bahsda qo'yadigan kriteriyalaringizni o'rtaga qo'ysangiz, unga qarab bahsni davom ettiramiz. Marhamat, so'z sizga. Birinchidan, Abror aka, men uydan qilmadim. Ya'ni ilmim bor, buni tan olaman, lekin arab tilini yoki bo'lmasa ibroniy yoki boshqa tillarni juda zo'r bilaman deb aytgan joyim yo'q. Lekin juda ko'p masihiylarga yaqinda har xil haqoratlar bilan, har xil boshqa haqoratomuz maqsadda ko'p bolalar chiqishganligi uchun ularga, ya'ni bemalol gaplashsak bo'ladi. Shunga bilimimiz yetadi dedim. Men bu bilan men kuchliman hammadan yoki bilimim juda ko'p deb degan maqsad etmadim. Sharh ibroniy tilini men ochib aytaman, bilmayman. Arab tilidan ozgina ilmim bor, lekin bu bilan men sizdan zo'r bilaman degan ma'noda aytmadim. O'shaning uchun agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, masihiylik haqida nima gapirsak bo'ladi. Yaqinda bir suhbat bergan ekansiz, ya'ni bir masihiy bilan bahs degan ma'noda o'sha haqida ham gapirsak bo'ladi. Mendan iltimosim, meni sizdan bir iltimosim shu befarqlik bo'lishligi haqida, ya'ni nima deydi? Agar gaplashadigan bo'lsa, do'stona va haqoratlarsiz, shaxsiyat ko'tmasdan va bir-birimizga imkon berishlikka, suhbat qurishlikka shuni talab qilaman, xolos. Va gaplashganimizda shu dalillar bilan keltirsak, shuni talab qilaman, xolos. Boshqa narsa yo'q. Ma'qul. Xo'p, endi sizga ovozingizni qo'yib beraman, o'sha aytgan gapingizdan kelib chiqib gapirganim uchun ruxsat bersangiz. Yana bir narsa aytmoqchiman. İltimos şunu Abror aka. Abror aka. Bir iltimosim bor. Abror aka. Nabey. Bir iltimosim bor. Buni YouTube'ga chiqarmoqchi ekansiz, iltimos buni qo'ymang. Chunki bu haqorat tomus qilingan holatda, ya'ni masihiylarni haqorat qilingan holatda, aytilgan holatda buni qiziqib aytilgan gap. İltimos şunu nima deydi, biz o'zimiz bahslashsak hozir bunga asos bo'lib qoladigan bo'lsa suhbatimiz chiqarga bormaymiz, chunki yana shu haqoratomuz gaplar davom etadi. O'shaning uchun nima deydi, bundan foydasi yo'q, uni qo'yib berishingizni iltimos. Savolingiz bo'ladigan bo'lsa birga gaplashaylik. Yo'q, men haqorat haqida gap yo'q. Inshaalloh siz bilan hozir suhbatlasharkanmiz. Siz savolingiz bo'lsa bering, gaplashamiz, bemalol suhbatlashamiz. Siz Farah Mutis haqida so'rabsiz, aytibsiz, uncha to'g'risiz gaplashsak bo'ladi. Yo'q, siz bilan hozir nima haqida gaplash kerakligimizni kelishib olamiz. Men boshida suhbatni boshida aytdimki, siz arab tilini yaxshi bilishingizni, Qur'onni musulmonlardan ham yaxshi bilishingizni, besh vaqt namoz o'qib yurganingizni. Sizdan odamlar xavotir qilayotgani, guruhlarga kirib musulmonlarni shubhaga solib qo'yayotganingiz, sizni bloklab sizdan qochib yurganligi to'g'risida gaplarni gapirgansiz. O'shani biroq eshittiramiz, bu haqorat yo'q. Haqorat yo'q, sizni nima deganingizni yolg'on masligini, men tomonidan yolg'on masligini isbot uchun aytayapman. Sizni ovozingizmi shu? Shu sizni ovozingiz. Bu yerda aytayapsiz. Men bilmay qoldim. Boshida keyin bilsam, ular rosa juda ko'p masih haqida, muqaddas kalom haqida, muqaddas ruh haqida juda ko'p nima deydi, bu odam gaplayotishgan. Ularni men nima deydi, suhbatga tortdim. Qochib ketishdi. 3 marta qochib ketishdi. Sababi birinchidan Madide, Xudoga shukr qilaman, menga ilm bergan, islom haqida ham, masihiylik haqida ham. O'shanga nima deydi, ular boshida chiroyli so'zlar tushuntirib, nima deydi, tushuntirib bersam, aslida ularning maqsadi boshqa ekan, ko'pchiligini. O'shaning uchun gruppadan 2-3 marta chiqarib yuborishdi. Daraja tashlashdi ham menga boshqa bo'ldi. Ya'ni bu odamni kiritmanglar, chunki biz imonimizdan nima deydi, zaif bo'lib qolyapmiz. Bizani shubhaga solib qo'yapti degan gaplarni ham tashlab yuborishdi menga. Ya'ni men ularni shubhaga soldirganman. Birinchidan Xudo ularni shubhaga soldiradi, chunki ular shaytonga ishonadi. O'shaning uchun musulmonlar maqsadi bor, hozir buni qo'yib berib siz isbotlab bermoqchimisiz? Yo'q, muqaddimada hozir bu siz ko'tmaylik dedim. Muqaddimada xo'p, mayli, siz savol bering, mayli, men savolingizga javob beraman aka.
Ben bana soru verin, yapışamız. Şimdi ne dedi, hazır bu orta arkadaki siz bilmeyen matin diye, bugün vakiyanı hazır siz koyu bir yapsız, o arkadaki matin ne bol geldik hakkında haber izi yok. Ne çünkü o yerde kontekst var, o yerde güzel çok vakiyalar buldu. Dostum, insani cihattan siz benim dostumsuz. İmani cihattan biz muhalifimiz. Ve dost sıfatında yaklaşırken, çünkü ne yapayım? Dost sıfatında yaklaşırken siz, beni şeytanın iman kilitlerinde diyorsunuz, kayırdadır. Bu üçün eğer özür sorasayız, sohbet devam ettiremiz. Çünkü yeni ki yaklaşamayız. Sizde hala hiç kim hakaret kıyanı yok. Sizde hala hiç kim lanat etkeni yok. Sizde nispeten hakaret kıyanı yok. Siz, biz Müslümanların şeytanın iman kilitlerinde diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, Kur'an'ı yakışı bilemem diyorsunuz. Ahir geçe işteyelim ki, sohbet götürürüz. Ben sizge özünüzünü tanıştırış imkaniyatını bergenimde, yalan getiriyorsunuz. Yalan getirmeyin. Siz de hazır siz bilmeyen halette adavat uygulatıyorsunuz. Hazır bilmeyen halette siz de adavat uygulatıyorsunuz. Mesela biz ne? Müslümanlarını şeytange... Müslümanlarını şeytange iman kesildi deyiş adavat uygulatıyorsunuz. Yapını eşitiş gerek. Çünkü masihiliğini şeytandan kim çıkan diye insan geçin ne kadar cevap verir gerek. Siz matnini bilmezsiniz durup, bu yılda kanıka hakaret olmuş sözler eğitimgeliği hakkını bilmeyenliğiniz için. Siz hazır, fakat bir tamamını yaratıp bir şeyler getirilebilirsiniz. Bu peki sağ olun çünkü siz, ne dedi bu? Bu ne hala sıfat başlamadı, ben sizin mukaddemede kimliğiniz gösteriyor mu? Yani, bu ne man, hop ayet işi yaptı, şimdi devam etmeyelim. Ne kadar sağ olun, hakkadaki siz bilmeyen, siz bulmayan cahidaki yapılanı yapıştık. Demek bu oldu, onu toktatalımız, yapalımız. Bir nesan bahane kalıp kaçıp gitişke hacet yok. Şimdi siz bilen, İncil hakkında yaklaşalımız mı? Kur'an hakkında yaklaşalımız mı? Kur'an bilimleri hakkında? Kur'an bilimleri hakkında malumatınız yok. Siz İncil hakkında yapırıp siz yakında. Peki. Siz İncil hakkında yapırıp siz şahane yana istediğimize geç, şu torsu da. Bizi kopyalar notoru yapırıp siz. Faraklitus kim hakkı? Faraklitus Muhammed degeni, Ahmet degeni. Hop, siz kayından aldınız bu yapını? Faraklit eski Yunan, eski İbrani tilide Ahmet degeni, kop maktavcı degeni. Lugattan aldım. Faraklitus Ahmet demegen, Hami degeni, hakkı Hami degeni. Demegen birinci Necatkar dediğiyle onda. Ahmet degen söz yok. Ahmet sözü manası maktalgen degeni. Kim etti maktalgen degeni? Maktalgen degeni. Hami manası başka. Kim etti Ahmet'in kim etti maktalgen deyip? Mahmud maktalgen buladı. Ahmet deme, ham sözüden alınken mi ki? Mahmud ham bulsa. Ham sözüden alınken mi ki? Arap dilini bilseyiz, Mahmud bulsa maktalgen buladı. Ahmet degeni köp maktav aytuvchi degeni. Farkı var. Ahmet bilen Mahmud'un farkı var. Ahmet sözü, Muhammed sözü bilen Mahmud sözünden ne gizli Ahmet sözü hesablanır. Ham sözü hesablanır. Ne gizli ham hesablanır. Ham. Ne gizli. Ahmet mez. Bu oldu. Ahmet sözü kaysa sözünü alınken? Ahmet sözü ham sözünü alınken. Ham da alınken. Maktalgen bulsa Mahmud buladı. Maktalgen bulsa. Siz Faraklitus diyorsunuz. Yo, Faraklitus bu Arapça mı? Ama ben sizge maktalgen deme yapma. Ben sizge ham sözüden alınken diye bana deyip yapma. Siz deyip yapsız Faraklitus bu maktalgen diye söz diye daha kelip çıktı deyip yapsız. Yani şu Ahmet sözüge doğru kelip yapsız. Aslında Faraklitus bu homi, yupatuçu diye mananı bildirir. Bu yönde maktalgen yok ki hamzengen diye mananı bildirir. Hop sizge hem sava. Kattan oluyorsunuz. Greksiz, hazır siz kıdırıp koyun. Yo yok, ben kıdırıp koyun. Faraklitus bu Grek dili de alınken söz. Yo, Faraklitus ne? İncil kitabını açıp aki okuyun, yazılgen, matnede yazılgen. İncil'de, matnede, lügatler joyu var. Lügatlerde, şu Grek dili de. İncil'in asli lügatı yok ki. Aklı yazılgen. Dostum, İncil'in asli lügatı yok ki fazla. Ya, siz tarihinde Grek dili bugün lükümde hem var ki. Yo, İncil'in asli lügatı yok ki. Siz buralar Grek'ten sorup koyun, manası ne meyken de. Gereksiz bir çöntür bir arada. Yok, ben Grek ne? Koçadaki Grek'ten soramayım ben ki. Koçadaki Grek'ten soramayım ben ama Lugat'tan sorayım ben. Faraklit eski, Grek. Hop, Lugat'ınızı açın ya ki. Yok. Lugat'ınızı açın ya ki. Grek'ten koyun, siz, Hami. Ben karayım. Neçinci, Faraklit hakkındaki İncil'de ayet neçinci ayet?
14. bab bilan 15-16. boblarda kelgan. Sizga xohlasangiz o'qib beraman. 14-chi bob bo'ladi. Nima ma'no bildiradi? 14-chi bob. Xo'p, 14-chi bob 15-16 deyman. Sizga aytaman, 14 ni hozir men sizga bildiraman qaysi oyatlardan o'qing. 14-chi bob 16-17 ni ochib o'qing. 14-chi bobni ochdim. Yahyo payg'ambarning boshini olish. Mattomi? 16-17 ni oyatini o'qing. 16-17 ni oyatini o'qing. Lekin İsa ularga ular ketishlari kerak emas, sizlar ularga ovqat beringlar dedi. Bu yerda bizning 5 ta non va 2 ta balig'imiz bor xolos deyishdi. Unga ularni bu yerda menga keltiringlar dedi İsa. So'ng u xaloyiqqa o't ustida yonboshlashlarini buyurdi. 5 ta non bilan 2 ta baliqni olib osmonga qarab duo qildi. Nonlarni sindirib shogirdlarga berdi. Ular esa xaloyiqqa tarqatishdi. Hammalarining qorni to'yib ortib qolgan burda nonlarni terib olishganda to'la 12 savat çıktı. Yegarları ise hatırları bolalardan tasarlı 5000 yakın idi. Matto. Matto İncil'e 14. bab. Katta okuyun. Yok yok, Matto da olmaz. Yuhanna oldu. Yuhanna? Yuhanna 14. bab. 14. bab. Neçinci ayet okuyun? 16-17 de. 16-17. Hop 16. Men otamga murojaat qilaman va u to abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi, chunki uni na ko'radi, na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan doim birgadir. U ichingizda yashaydi. Sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. To'xtang. Hop. To'xtang. Bo'ldi. Xo'p, bu yerda qani, bu agar qaraydigan bo'lsak mana. Bu yerda aytibdi, men osmondagi otaga murojaat qilaman. Birinchidan islomda otaga murojaat qilish yoki ota deb ishonishlik bu kufr hisoblanadi. Hech qanaqa. Bu yahudiylik bilan masihiylikdagi tushuncha. Yo'q, siz borki o'zingizdan o'zingiz falsafa to'qimaydi do'stim. Ota deganda qadimgi din va lug'atlarni barchasida Allohga murojaat qilingan. Ota majozdan ishlatilgan. Rahmat aka. Allohga murojaat qilingan, yakka Allohga murojaat qilingan. Ota deganda shunga ishonamiz aka. Yo, siz undan keyin otani o'g'li bor deb ishonasiz. Men sizga aytaman. Siz undan keyin otani o'g'li bor deb ishonasiz. Otani o'g'li u majoziy ma'noda. Ha, majoziy ma'noda. Keyin o'sha o'g'illi xudo deymiz. Majoziy ma'noda o'g'li deymiz. Biz endi to'xtang, yupatuvchi 96-yildagi Türkiye'de Mukaddes Kitap Cemiyet tamamından basılgen 1996 yıldaki İncil'de bitti yupatuvchi. Yuhanna 14. bapta. Endi toxtang 80-inchi yıllardaki İncil'de nimaga yupatuvchi emas? Nimaga qutqaruvchi? Nimaga o'zgartiryapsiz lug'atlarni? Nimaga İncil'de? Oldingi İncil'de yupatuvchi emas? Qutqaruvchi qayerda yozilgan ekan? Qani ko'rsating menga. Qayerda qutqaruvchi yozilgan? Qutqaruvchi kelmaydi hech qayerda. Manda 96-yil nusxasi. Injilning 96-yil nusxasi. Xo'p, tashab bering menga Abdullohni anaqa nimasi bor, Abdullohdan menga tashab bering, mayli. U to'g'risida gaplashamiz. Shaf surasining 6-chi oyatida, Aro surasining 157-chi oyatida u yerda nima deyilgan? Shu to'g'risida kelgan, ya'ni bashorat bor deyilgan, bilasizmi? O'qing arabchasini o'qing-chi. Sizni aytishingiz bo'yicha arabchasini o'qing-chi. Shart surasini 6-chi. Yo'q, endi arabchasi emas, men sizga misol keltiryapman-da. Men ham sizga misol keltirib Injildan o'qib berdim. Men sizga Injildan o'qib berdim aytgan oyatingizni. Endi siz menga oyatdan misol keltiryapsiz. Arabchada o'qiy olmayman aka. Yolg'on gapirdingizmi arabchada bilaman deb? Yolg'on gapirdingizmi arabchada o'qiy olaman deb? Arabchada o'qiy olaman, lekin qiynalib o'qiyman aka. Qiynalib bo'lsam o'qib bering. Sharq surasini. Sharq surasidagi 6-chi oyatni qiynalib bo'lsam o'qib bering. Sizga bir guruh bolalar sizni aldagan yolg'on gapingizga ishonib yuribdi. Arab tilini bilmasligingiz bilib turibman-da. To'xtab turing.
Abdullah İbrahim sizga tashavaraman hozir. Boshqa Injilni boshqa nusxasida Xomiy deb tarjima qilingan. Yuhanna 14:14-16 oyatda. Xomiy, to'g'ri. Xomiy. Bu joyda nimaga yupatuvchi, bu joyda Xomiy. Yupatuvchi bilan Xomiyni lug'at e'tiboridan bir-biridan mutlaqo farqi bor. Bitta ilohiy kitobda nimaga ikki xil ma'no aytilyapti ikkitasida? Sizga savol, shu savolga bizga ilmiy javob bering. Qur'onda unaqa gap yo'q. Qur'onda ham shunday emasmi? Unaqa emas. Qur'onning Afrikadagi qiroati bir xil. Chuqur ma'noda keladimi aka? Yo'q, ma'noda kelishligi Qur'on emas. Qur'onni ayni arabchasida Afrikada ham o'sha Qur'on, Indoneziyada ham o'sha Qur'on, O'zbekistonda ham o'sha Qur'on. Qur'onning biror oyati arabiy lug'atda boshqa nusxada boshqacha ishlatilmaydi. Bir joyda yupatuvchi, bir joyda xomiy deyilmaydi. Qaysi oyatni o'qib bering? Qaysi oyatni o'qib bering? Siz Shart surasini o'qib bering, keyin siz birinchi savolingizga javob bering. Sizga aytdim men, Injilda 6-oyatida, 6-oyatida, yo'q, o'qiyman. Hozir. U agar xato qilsam, uzr so'rayman, lekin o'qib beraman. Qo'limdan kelgancha. Xo'p. Va man adlamu man adlamu mimma niftara lahil kadiba wa huwa yadda ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma la minin zalimin. Dalimin, uzur. Dalimin. Kim bu Şart surası mı bu? Başka suranı okuyabiliriz. Şart surasını açtım. Yok, Şart surasında buna ayet yok. Uzur. Tote. 6. ayet mi? 7. ayet okumam bu. Tote. 7. ayet okusaydım Şart surası mı? Vaid. Ne demek ki? Şart surasını okuyayım. Şart surasını okuyayım. Şaf dedim. Şaf mı? Saf. Şaf surası. Saf. Hop şu ayette kegen, şu başarı takıldım. Şan ettim, gelmez. En toktan geldi, bu oldu. Siz düşünürlük. Şimdi yukarıda, siz uzur aytib qo'yishingiz kerak. Qur'onni yaxshi bilaman, ilgari musulmon bo'lganman, hamma narsani zo'r bilaman. Hech narsani bilmaysiz. Siz Qur'ondan yarimta oyatni o'qiy olmaysiz. Buni aytmadim. Siz Qur'ondan yarimta oyatni to'g'ri o'qiy olmaydigan odamsiz. Siz odamlarni boshini aylantirib, Qur'onni zo'r bilar ekan bu, ha, bir narsani bilmasa bu noto'g'ri gapirmaydi bu, deb odamlarni bir ikkitasini boshini aylantiryapsiz. Siz bilasizmi? Injilni siz bilasizmi? Men Injilni bilishga birinchidan. Men Injilni hamin qadar bilaman. Lekin Injilni bilishga majbur emasman, chunki Injildagi yupatuvchi degan joyda. Aka. Siz suhbat madaniyatini bilasizmi? Joyda, o'qiylik. Suhbat madaniyatini bilasizmi? Bilaman aka. Siz meni jumlamni tugatgandan keyin jumla boshlang. Men sizning suhbatingizni eshitib turib, keyin jumla boshlayapman. Hozir menga so'zmi yo sizga so'zmi? Agar sizga bo'lsa gapiring, men eshitaman oxirigacha. Menda sabr bor. Yo, siz bu yerda nohaqlik qilyapsiz-da aka. Nohaqlik qilyapsiz aka. Endi hozir Instagramda 1300 odam ko'rib turibdi. Mana bu Facebookda 840 ta odam ko'rib turibdi. Kim nohaq, kim haq, uni qo'yib qo'ying shu xalqni o'ziga. Siz meni haqsan, nohaqsan deb baho berishlik anaqasiga o'tmang. Alloh baho beradi o'zi aslida. Injilda shunaqa gap bor. Sen sud qilmasan, birovni ayblama, Alloh ayblaydi degan. Endi siz yolg'on gapirganingizni, Qur'onni bilmasligingizni tan oling. Qur'onni o'qiy olmaysiz arabchasini. Tan olaman aka. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Endi ikkinchi o'tamiz. Siz aytgan gapga o'tamiz. Xo'p. Yuhanna 14-bobda, 1996-yildagi bosma. Mana Turkiya muqaddas kitob jamiyatida. 14-bob, 16-oyat. Men otamga murojaat qilaman va to abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Boshqa yupatuvchini yuboradi. Ha? Bu yerda Muhammad haqida gapiryapti.
yerda Muhammad haqida. Yo'q, hali u haqida gap yo'q. Men sizga savol beryapman. Siz muqaddas İncil kitabını muqaddas kitabı deb da'vo qilayotgan kitobda bu nusxada yupatuvchi deyapti. Boshqa nusxada Abdulloh Ibrohim tashay. To'g'ri aytibdi. Ikkinchisida homiy deyapti. Buni menga jamlab bering. To'g'ri aytibdi aka. Sizni to'g'ri aytibdi degan. Sizni to'g'ri aytibdi degan shaxsiy tushunchangizni inson aqida qilib olishga majbur emas. To'g'ri aytibdi, alkashlar aroqni ichishni ham to'g'ri aytibdi deyapti. Zinokorlar zinoni ham to'g'ri deyapti. O'g'rilar o'g'rilikni to'g'ri deyapti. Bizga u shaxsiy tushunchangiz kerak emas. Bizga javob bering. Ilohiy kitobda bitta jumla ikki xil yozilishi mumkinmi? Bu tarjima aka, bu tarjima, bu yunon tilida, bo'lmasa aslida o'sha o'zining grek tilidagisini oling. Bo'lmasa aslida grek tilida tushkiladi, to'g'rimi? Yo'q, grek tilida, grek tilida tushkiladi, to'g'rimi? Siz injilni grek tilida bo'lgan deyapsizmi? Albatta. Kim aytdi? Grek tili bo'lmagan Iso alayhissalom davrida. Buni tarix aytibdi aka. Ibroniy tilida bo'lgan. Bilasizmi, Abror aka? Hayırdır, siz misaliniz bilan, dalilingiz bilan keltiring. Dalil keltiraman, Iso alayhissalom. Yunon tili xuddi Sovet davrida, rus tili Sovet davrida qanday mukammal, qanday nima deydi, umumiy til bo'lganligi, davlat tili bo'lganligi kabi, o'sha anaqa Quddus shahri ham va butun Yahudiya ham hammasi Rim imperiyasi davrida yashaganligi uchun ular grek tilida gaplashgan ekan. Grek tilida gaplashgan. Xo'p. O'shaning uchun uni shogirdlari ham hammasi bilishgan bu tilni. Bu shu tilda yozishgan ekan. Yo'q, hozir Iso alayhissalotu vassalom gapla. Siz gapni eshitmas ekan, sizni gapingizni nuqtangizgacha eshitdim. Men gap boshlasam abror ketdim. Uzr aka. Uzr aka. Yo'q, savolga javob bersangiz, nima uchun bitta kitobda yupatuvchi, ikkinchi kitobda homiy deb yozilyapti? Nimaga asl nusxaga murojaat qilish imkoniyatimiz yo'q? Javob bersam bo'ladimi? Ha, sizdan so'rayapman. Bugungi kunda 50 mingdan oshiq yangi ahdni qo'lyozmalari bugungi kunda saqlanadi. Ular grek tilida bo'lib, har bittasini o'sha o'qiydigan bo'lsangiz, bu yerda parakletus deb yozilgan. Buni tarjima qilish, yunon tiliga tarjima qilish yunon tilidan tarjima qilish, ya'ni siz yupatuvchi deysizmi, homiy deysizmi, qaysi tilda bo'lsa ham, biz har doim o'sha grek tiliga qaytib borsak bo'ladi. Aka. O'shaning uchun bu yerda yupatuvchi ma'nosida agar 1-Yuhannoni 2-chi oyatini o'sha yerda o'qisangiz, birinchi boshqa bu yerda aytiladi, ya'ni boshqa yupatuvchini yuboraman deydi Iso Masih, to'g'rimi? Birinchi yupatuvchi bu Iso Masih edi. Birinchi homiy va yupatuvchi Iso Masih edi. Ikkinchisi bu muqaddas ruh edi. O'shaning uchun shunday keladi. Bu grek tiliga qaytib boradigan bo'lsak, parakletus so'zi hali ham bor. Uni hech kim rad etib olmaydi aka. Hech kim rad etmaydi, to'g'ri. Endi tushuntirib bersam bo'ladimi aka, o'zimni bilim boricha shu sizdan nima deydi, shu 14-chi bobni 15-16 oyatida. Tushuntirishingiz mumkin, lekin siz bilan hozir suhbat qilaylik deyapman endi. Siz imkon beringda menga. Imkon beringda menga. Meni gapirtirmayapsizki, faqat siz gapiryapsiz. Mayli, siz gapiring, keyin to'xtayman. Siz gapiring, men to'xtadim mana. 3-chi marta ogohlantiryapman sizni. Sizni tushuntirib berishingiz mumkin. Hozir qisqa muddat gaplashdik. Qancha bo'ldi taxminan muddatimiz? Yarim soat bo'pti. Yarim soat ichida sizda yolg'on fosh bo'ldi. Muqaddas kitob to'g'risida gapiradigan odamning yolg'oni yarim soatda fosh bo'ldi. Arab tilini bilaman, Qur'onni yaxshi bilaman, Ibroniy tilini yaxshi bilaman degan odam uni talab qilmadim. Uni talab yetarlicha bilimim bor dedim man. Yetarlicha bilimim bor dedim. Yashang, yetarlicha emasda. Yetarlicha bilimim bor. Yetarlicha emas. Siz islomdan so'rang, javob beraman. Islomdan so'rang, javob beraman aka. Xo'p, majoz bilan. Mayli, men yetarlicha. Bo'ldi, majoz bilan haqiqat farqini aytib beringchi menga. Majoz bilan haqiqat, haqiqat majoz qaysi ma'noda siz? Bu islomiy savolmi bu? Ha? Islomni aslini o'rgatadigan usul bu. Majoz bilan haqiqat farqini aytib bering. Qachon haqiqat bo'ladi, qachon majoz bo'ladi? Haqiqatning ta'rifi nima, majozning ta'rifi nima? Jumlada.
Hakikat uzgarmaz narsa. Majoz bu uzgaradigan narsa. Qattiq aniq aytyapsiz. Men o'zimni fikrim, o'zimni aytyapman. Siz islomdan savol bering, aka. Islomdan savol bering. Bularga savollardan bermang. Nima deganda? Bermang. Sizga aynan islomdan savol beryapman. Abror aka. Sizga aynan islomdan savol beryapman. Sizga aynan islom. Abror aka. Men bitta menga qarang. Abror aka, iltimos, bitta savol so'rayman. Siz hozir bekordan bekorga vaqtingizni sarflayapsiz-da. Nimaga yolg'onchi? Shu Faraklut haqida gaplashaylik. Yo, Faraklut haqida gaplashyapmiz-da, sizdan so'rayapman. Faraklitus, Faraklitus nimaga Faraklitus bo'lib qolmadi? Boshqa tilga tarjima qilinganda ham. Masalan, meni ismim nima? Abror. Chunki tarjima qilinadi, aka. Tarjima qilinadi. Eshting, yolg'on. Noto'g'ri-da, ilmda noto'g'ri narsa. Meni ismim Abror. Fransuz tilida ham Abror, ingliz tilida ham Abror, rus tilida ham Abror desa, meni shaxsiyatim saqlanib qoladi. Agar Abrorni yaxshi odam, yaxshiliklarga muvofiq odam, hamma yaxshiliklarni o'zida jamlagan odam deb tarjima qilinsa, mening ot ismim sifatga aylanib ketadi. Keyin 10 yil, 20 yil, 100 yildan keyin Abror degan shaxs tarixdan yo'qolib ketadi, sifatga aylanadi. Bu lug'at e'tiboridan eng katta xato. Nimaga Paraklitusni Injilda Paraklitus qilib qo'ymadi? Nimaga? O'sha Ibroniy tilda nimaga qolmadi? Nimaga ism qolmayapti? Nimaga tarjima qilyapsiz? Chunki Muhammad ismini, Muhammad ismini yo'qotishlik uchun qilingan urinish bu. Nimaga Faraklitus qolmaydi? Nimaga Furoqlit qolmaydi o'rnida? Nimaga tarjima qilyapti? Meni ismimni tarjima qilishlarga men rozi emasman. Sizga savol, bering javob. Rahmat abdul aka. Bu yerda birinchidan Faraklitus u Faraklitus emas. İkinciden, bu yılda eğer şu Yuhanna 14, 16, 17 okusayız, yani 26, 14, 26. ayetini okusayız, Yuhanna'nın 15, 26, 27 okusayız, Yuhanna'nın 16, 17, 15 okusayız, bu yılda bu isim imasligi, belki bu tarif hikayeligini kurasız, guvah bulasız. Ya, beni guvah bulasın. Siz ilmi cevap vermeyapsız, sizde falsafeyiz gerekmez, sizde yolun yapmanız gerekmez. Cevap veremem de erkeğe toktap durayım. Yo'q. Faraklitni nimaga Faraklitni grek tilida turibdi, lug'atni qarang deb yotibsiz. U ism. Mendan keyin bir odam keladi. Bir odam keladi mendan keyin deb bir odamning nomini aytibdi bir kishi. Uni siz sifat qilib tarjima qilib olsangiz, Shahlo ertaga ko'k ko'zga aylanib ketadi. Shahlo degan qiz dunyodan yo'qoladi, ko'k ko'z haqida gap ketadi u yog'i. Noto'g'ri. Imkon bering gapirishga. Sizga imkon beryapman, imkon beryapman sizga. Menga siz o'zingizni falsafangizni aytmang, menga ilmiy javob bering. Birinchi. Yo, ilmiy javob beryapman aka. Dalil bilan. Birinchi Yuhannoni 2-chi bobini 1-chi oyatida ham shu Paraklitus so'zi keladi. Birinchi Yuhannoni to'xtang. Otam bizning Xudoni ol. Birinchi Yuhannoni, xo'p. Birinchi Yuhannoni 2-chi bob 1-chi oyatida o'qib berasizmi? Uchinchi kuni Jalilaning Kana shaharchasida nikoh to'yi bo'ldi. Yo, birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno aka, birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno maktubi. Siz Yuhanno xushxabarni o'qiyapsiz, aka siz. Birinchi Yuhanno maktubi bor. Maktub, Yuhanno maktubi. Havoriylarga o'tib ketdim. Ikkinchi bob, birinchi oyat o'qing. Birinchi Yuhanno. Birinchi Yuhanno. Ikkinchi bob. Ikkinchi bob, birinchi oyat. Birinchi oyat. Isoning dastlabki mo'jizasi shumi? Yo'q. Birinchi Yuhanno degan kitob bor ekan. Birinchi Yuhanno maktubi degan kitob bor. Hozir. O'qib beraman aka. Xo'p. Olasiz o'qib beraman. O'qib bering. U bizni gunohlarimizdan poklash uchun qurbon bo'ldi, shumi? Yo'q, uni tepasini o'qing.
Aziz bolalarım, aziz bolalarım, günah kılmayınlar deyip ben sizlerge şularını yazayım. Bordi birar temiz günah kılıp koysak, atamız Huda'nın aldı da hamimiz İsa Mesih var, o sağlık zattır. Şu mu? Aha, hamimiz bu yerde parakletçi sözü şu yerde keladı. Birinci parakletçi bu İsa Mesih idi. İnşallah 14. babını, Yuhanna kitabının 14. babını, 6-17 ayeti de yana başka parakletçi yubaraman deydi. Ha. Bu yerde mukaddes ruh hakkında keladı. Ve bu mukaddes ruh, Havariler kitabını birinci babda okusayız, inşallah mukaddes ruh kelgenlik hakkında. Bunlar şahitlerin içi de bulgenlik hakkında, yani bunların içi kelgenlik hakkında bayan etkilgen. Bakın şu 16-17'ten okuyduken bu sezon, bu yerde yazgın ki, bu yerde ayıtladı ki, hazırlığımı, çocuğunu açıp alın. Mukaddes ruh sizlerle hamasını okuyatadı. Ya, tatlıyamaz. Bu dünyaya tekişli bölgeler onu kabul kıla almaydılar, çünkü onu kormaydılar, hem bilmediler. Muhammed Peygamber'i korgenimiz, onu bilişken hem, ben kormayayım ben, lakin adamlar korgen. Onu bilişken hem, sizler onu bilmezsiler, çünkü bu sizler bile yaşamakta. Hazır şakırtlar bile o mukaddes ruh arası da iyiydi, şey, İsa Mesih bölgende. Çünkü mukaddes ruh arkayı, onlar farklı mucizeler kılışken şakırtlar hem. Ve ayetlerde o için gizli bulundu. Kegeni de, şu 14. bablı, 16-17. Ayetlerde o için gizli bulundu. Ve bunu havarilerini birinci babda görüşümüz mümkün. Bu yerde mukaddes ruh çıkıp geldi onların içine ve onlar halkı tillerde yapıra başlaydılar ve mucizeler kursatı başlaydılar. Uyuklarını kırıltıra başlaydılar ve halkı mucizeler kursatı başlaydılar. Bu yerde Paraklitus şu manada geldi ki. Hop, Paraklitus ne? Birinci mesela. Hamd sözü, hamd sözüden olingan cümle birinci joyda mesela. Bir joyda fel sıfatıda işletilse, İsa hami idi dese, o joyda sıfat bo'ladi. İsa'nın sıfatı hamilik. Bu da hami deyapti endi. Başka joyda yupatuvchi-da. Endi yupatuvchi bilan hamini ortasını qanaqa bog'laysiz, hali siz unga ancha qiynalasiz. Lekin Faraklitusni o'zi kelsa, ve o isim sıfatı da zikir kılınsa bir insanın nispeten isim boladı. Oşa isimini özünü devam ettiriş gerek. Biz Muhammed aleyhisselam hakları da yaparken biz Muhammed ne aleyhisselatu vesselam ne? Hiç kaçan isimlerini tercihmesini keltirmeyemiz hiç bir tecaydı. Muhammed deyimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O isim özü isim boladı. Lekin yanı da mehriban idi, rauf idi, rahim idi. Unga zulüm qilganlarga ham mehribonlik qildi, uni o'ldirmoqchi bo'lganlarni ham u kechirdi. Kechirimliligi bunga o'xshagan narsalari yonma-yon sifat kelaveradi. Siz hozir bir insonga sifat sifatida keltirgan narsani menga misol keltirib, buni mutlaq boshqa joydagi aniq ism sifatida kelgan narsani berkitishga ishlatyapsiz. Buni sizga o'xshagan 30 minutning ichida yolg'on gapirib, yolg'onini tan olgan odamdan qanaqa qabul qiladi muqaddas din deb odamlar. Siz dinni bilmeyiz ki. Yolg'on gapirib o'zingizni. Siz matnni o'qing. Matnni o'qing. Matnni o'qidim hozir. Matnni o'qing, abro. Matnni o'qidim. Yo'q, siz agar qaraydi, bu yerda birinchi Paraklitus bu İsa Masih deb aytadi. Bizning homiyimiz, ya'ni o'sha Paraklitus İsa Masih deb aytadi. Yonida Masih turibdi. İsa Masih o'zi aytibdi-ki, İsa Masih deyapti. Ha, aytibdi. Lekin men to'xtang, men sizga bir narsa aytay. Sizga bir narsa aytay. Yo'q, men sizga bir narsa aytay. Hozir yo'q, siz bilan bir narsani kelishib olmadik hali. Sizga savol berdim. Xo'p. Biz asl nusxadan gaplashishimiz kerak edi o'zi asli. Asl nusxa yo'q. Biz hozir qo'limizda tarjimadan gaplashyapmiz. Tarjimada xohlagan narsani aylantirib ketishi mumkin. Chunki bitta Injilda yupatuvchi deyapti-da, o'sha Injilni boshqa nusxasida xomiy deyapti. Menga bunga javob bermadingiz. Menga javob bermadingiz. Javob berdim, aka. Javob berganingiz yo'q. Javob berdim. Qanaqa qilib muqaddas kitob chiqib bo'ladi? Endi masalan, endi kim savol sizga? Kim kafolat beradi? Bundan 100 yildan keyin o'sha yupatuvchi bilan xomiy kalimalar olib tashab boshqa ma'no ishlatib ketmasligiga. Muqaddas kitob degan kitobingiz o'zgartirilmasligiga, boshqa tarjimalar ilova qilinmasligiga kim kafolat beradi? Aka. Qur'onda yaqingacha yerni tekisligi haqida, yerni tekis shaklida yaratdik, yoyib qo'ydik degan so'zni yaqingacha shu 19-chi asrgacha shu tarzda tarjima qilingan, to'g'rimi? Yo, yo, to'xtang aka, gap oxirigacha gapiray. Yaqinda bekor gapda to'xtang, boshidagi to'g'rimi degan gapingizni bekor gap deyapman, yolg'on. Keyingi davom etish nima? Mana.
Yolg'on gap. Qur'oni Karimda yer haqida 8 ta oyat bor. Bittasida beshik degan, bittasida tekis degan, bittasida dahaha degan. Mal, noto'g'ri misol so'radim, mal. Dahaha, shu dahaha so'zi hozir tarjima qilinganda qanday tarjima qilinadi? Oldin qanday tarjima qilinadi? Tarjima Qur'on hisoblanmaydi. Bizda tarjima Qur'on hisoblanmaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun Injilni tarjimasi Injil hisoblanmaydi. Bu lug'at e'tiboridan siz ilm, fan, filologiya kitob o'qiganmisiz? Haq bilan haqiqat bilan majozni farqiga bormayapsiz. Qanday qilib siz bunaqa lug'at orasiga kiryapsiz men bilan? Men o'zim filologman. Siz ilmiy ko'p aka, siz ilmiy ko'p. Mening ilm ko'pligini aytmayapman. Muqaddas kalomga kirganda. Siz men bilan muqaddas kalom haqida gaplashar ekansiz. Siz o'sha ilmni saviya darajasida o'qishingiz kerak edi. Qanday qilib men sizga aytayotgan gapni tushunmasangiz davom etamiz. Etib bo'lmaydi-ki. Davom etib bo'lmaydi. Sizga savol. Injilni biror joyida sizga savol. Sizga savol. Injildan gapiryapsiz. Sizga savol. Injilni biror joyida joydan gapiryapsiz. Injilni biror joyida Iso alayhissalom menga ibodat qilinglar deganmi? Demagan. Nimaga? Men sizga savol beraman endi. Iso o'zini masih deb aytganmi Qur'onda? Qur'onda Iso o'zini masih deb aytganmi? Men masihman deb aytganmi? Yo, Alloh taolaning masih degan. Siz mantiqingiz bilan kelib chiqadigan bo'lsa, men Maryamning o'g'liman deb aytganmi? Yo'q. Bu bilan bitta ramkaga solib qo'yolmaysiz-ku. Nimaga? Bittasida ilohlik da'vo qilyapti, bittasida bir ayolni farzandini da'vo qilyapti. Farqi bor bularni. Siz kimsiz endi? Masihiylar savol eshitdi. Xudolikka ishonadi. Siz savolni qaytadan eshiting. Injilga da'vo qilayotgan, hozir o'zi ishchi guruhlarga kirib, kimlandir shubha soldirganimiz uchun. Bu saviyada qanday shubha soldirasiz? O'zingiz bilmayapsiz nima deyapsiz. Siz eshiting. Siz uni masihni bilmaysiz nima bu gap? Siz bilmagan joyingiz haqida gapirmang. Men joy haqida gapirmayapman. Sizning lug'atingizni aytyapman. Sizning lug'atingiz. Aqlni tomus narsada bo'lganini siz bilmaysiz-ku. Siz lug'atingizni aytyapman. Siz aytyapsizki, Injilni yaxshi bilaman, Qur'onni yaxshi bilaman. 5 vaqt namoz o'qirdim. Yolg'on gapiryapsiz. Siz 5 vaqt namozni o'ziga yarasha deb aytdim. O'ziga yarasha. Aldash uchun aytyapsiz. Odamlarni aldash uchun. Qur'onda sizga o'xshagan odamlar haqida bor. Men o'sha demayapman. Qur'onda sizga o'xshagan odamlardan Qur'on ogohlantirgan. Aytganki, masihiy dinini da'vat qiladigan, o'zicha o'sha nasroniylikni haq deydigan odamlar kunning yarmida iymonga kir, kunning yarmida iymonga kir, qolgan yarmida iymondan chiq, shunaqa qilib odamlarni qalbiga shubha solasan degan. Biz sizga o'xshagan odamlarning manyovrlarini, sizga o'xshagan odamlarning manyovrlarini juda yaxshi bilamiz. Sizga savol javob bermayman. Siz Isoni, Allohning o'g'li deysizlar. Sizlar Isoni Abdulloh o'zi aytsiz bo'ladi deyu, shuni nima deydi? Domleshlar qiladi deb aytsiz bo'ladi deyu. Sizlar Isoni Alloh deysizlar. Savolga javob bermayapsiz. Iso Alloh bo'ladigan bo'lsa, aka, Injilda biror marta o'zini Alloh deganmi? Savolga javob bering. Boshqa mantiqqa ketmang. To'xtang. Boshqa mantiqqa ketmang. Sabr qilasizmi agar shu to'g'risida gaplashsak? Menga savolga javob bering. Sabr qilasizmi agar shu to'g'risida gaplashsak? Savolga javob bering. Men siz daji gapirtirganib qo'yibsiz, qanday sizga savolingizga javob beraman aka? Gapirtirganib qo'yibsiz. Mark Injili 10-bob 17-19 oyatlar. Ochib o'qing. Ya, men siz bilan og'iz o'qimayman, siz umuman bir gapirishga yo'l qo'ymayapsiz, imkoniyat beryapsiz. Chunki men shunaqaman, ya'ni olib qochishga yo'l qo'ymayman. Mavzuni o'zida ushlayman, manaman deganda. Olib qochishga yo'l qo'ymaysiz. Siz o'zingizcha katta-katta hozir aka. Mark Injili, savolimga javob bering. Shu arab tilini bilganingiz uchun Mark Injili 10-bob 17-19 oyatlar o'qing. Siz Qur'onni ochasizmi aka? Qur'onni ochaman, siz menga savolingizga javob bering. Siz to'yib beraman. Siz menga Mark Injili 10-bob 17-19 oching, savolma-savol ketamiz. Men Qur'onni ochaman. Men o'zi Qur'onni yod bilaman. To'xtang. Bo'ldi aka, bo'ldi. Siz menga Mark Injili 10-bob 17-19 oyatni oching. Aka, Suratul Hadidni Suratul Hadid surasini oching. 3-chi oyatini o'qib beramiz agar bilsangiz. Siz savolga javob bermaysizmi?
iltimos. Savolga javob bermaysiz. Endi birinchi siz aytyapsiz. Birinchi savol so'radingizmi? Sizga birinchi savolingizga javob bering, keyin uni gaplashamiz. Shu savolga javob bering. Hozir mavzu yo'q qolib qoladi. İsa'nı Allah emasligi, Allah'ın oğlu emasligi, vali nimet emasligi İncil'de turibdi. Siz qilgan tarjimada. Oqing Mark İncil'i 10. bab 17. 19. ayetler. Şunu oqing, keyin sizin savolingizga javob beraman. Hadisni oqingiz. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد آيات وشو آيات نهاية يفسس سس مارك إنجيل نوفين كي أنجو تامس أنجو تامس كي ترجمة تبير يعني كي برينش بقولنا بس اللي توم يا ك سس قاچي يفسس ده ما أظن تقدر تقولي كباش كي تامس ما بيمال ألمس سس إيسا عليه الصلاة والسلام پیغمبرلر إيسانه پیغمبر دیگر آدم اونجی حرمت کرست کن بولاده Men peygamber mi? Bu adam peygamber mi? Bu Huda'nın oğlu dese ona hakaret kıyken böyledi. Çünkü uzun haddeden açık nersene maddahlık kıyken böyledi. İsa aleyhisselam bundan pak. O Mark ne için gene ki? Mark İncil'i 10. bab 17-19. 17-19. Taptiyiz mi? İsa yolga çıkayken de bir adam yürüp gelip, onun aldığı tiz çöktü de, Vali Nimet Ustaz, abadi hayatı yege buluş için de mi kılışın kerak deyip soradı. İsa bu ne? Onge dedi. Nege beni Vali Nimet deysen, bir gün Huda'dan başka hiç kim Vali Nimet demez ki. Sen amirlerini bilesen, katillik kılma, zina kılma, uğurlik kılma, yalvay guvaklık verme, Kur'an'ın hakkını yeme, adanayını hürmet kıl. Bu kişi İsa'ya dedi, ustaz, bunların hepsini yaşlı günden amaçlı kelimen. Buldu, buldu. İsa onge mehir bilen, ya tohtaya ahir geçirip değil, İsa onge mehir bilen karab dedi. Senge bir nesane yetişmeydi, barıp bar nesane sağ, bunu kembeğallarına takdir. Mavzul alakası yok değil mi yağını? Samada hazineyim buladı, kim gelip menge ergeçken. Bu sözlerden buğayının tabi kırab oldu, o hem gün bunu kayıt etti. Çünkü onun mal mülkü kopydı. Ha, buldu, uyağı ki başka hikaye. Sağ etrafta razını salıp şogutlarına dedi. Mal dünyası var adamlarının kudan şahlıgı kırışı ne kadar kıyın. Yeni de bana, yeni toktayım. Yani buyurdu, ben sizi çüntür verişim mümkün. Yok, davamını çüntür vermeyin. İsa ayeti yaptı. Nege beni vali nimet deysen? Bir günü Huda'dan başka hiç kim vali nimet yemez ki. Vali nimet bitti. Vali nimet bitti. İlah manası. İlah manası. Nime ki beni ilah deyipsen? Yaşı diyen. Yaxshi degan. Nima degan u yaxshi degan? Vali ne'mat degan nima degani? Yaxshi degan ma'nosi. Sizga savol, vali ne'mat nima degani? Vali ne'mat nima degani? Menga grekchasini olib keling. Ne'mat beruvchi degan. Ne'mat beruvchi, yaxshilik qiluvchi degan. Beruvchi emas. Ne'mat egasi degan. Ne'mat egasi degan. Ne'mat egasi degan. Barcha ne'matlarning egasi Alloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. İsa'nı kim Allah dese? Biz bunu razı qilmaymiz. Ha, bo'ldi. Shuni aytayapman. İsa o'zini İncil'de Xudoman demagan. İsa İncil'de özünü vali nimet demegen. İsa, menge ibadet kıl demegen. İsa'ge. Hiç bitti cayda menge ibadet kılınlar degen büyülük yok. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı da takitlengen. Maide suresi'de Allah-u Teala İsa aleyhisselam'dan kıyamet günü soruydu. E ente kulte linnâsi atattehidhuni ve ummiye ilaheyni min dunillah deydi. Kur'an'da ayet bu. Sen ey İsa aleyhisselam odamlarga meni va onamni iloh qilib olinglar deb aytganmisan deydi. İsa aleyhisselam yok deydi. Men aytmaganligimni sen bilasan-ku deydi. Men o'zimni haqqim bo'lmagan narsalarni aytmayman-ku deydi. Mendan keyin ular nima ish qilganlarini o'zingga guvoh deydi. Aynan mana shu İncil'dagi men vali ne'mat emasman, iloh emasman degan gap İsa aleyhisselamdan sabit bo'lib turibdi. Xuddi shunga o'xshagan narsa, Mavzuni tugataylik, Abror aka deb ketaverish to'g'ri emas, do'stim. Menga gap imkon bermadingizki, siz o'zingiz gapiryapsizki? Sizga savol berdim. Savol so'rab. Savol berdim. Siz savolga javob beryapsiz. Yo'q, men savolga javob berayotganim yo'q. Savolingizga o'zingiz javob beryapsiz. Siz mana shu joyda İsa'ni iloh emasman. İloh emasman. Javob bering aka.
İlah masman degenini tan olasınmış ötte? İmkan vereyim. Yaparsan bayla mende. Yaparayım. Bulmayasınız mı? Yaparayım. İlah masman degenini tan olasınmış. Bulmayayım ben, yaparayım. Ha, bulacak ya. Bu yerde eğer korsiz bu adam hakkında yani tülü olmalı ki kılık kel yaptı İsa'nı yani. Yani bu ilgi sebebi. Niye? Ne mi buldu? Hop. Ne mi çıkıp gitti? Düşünmedim. Nima kadar çıkıp gitti bizi zoomumuz. Hop. Xullas. Bir odam çıkıp olup Qodir gökünde Müslümanlarını elde yapkeni faş buldu. Ve o özünün etrafıdaki onge kulak saptırgen toğır rağı közü aciz. Biraz yani çekilengen adamlarını başına eğlentip yürüyen eken bunlar. Bunlar bana şu fikirlere bilen, biz Kur'an'ı yakışı bilemiz. Kur'an'da hemen arası hata, İncil'ini yakışı bilemiz. İncil'de hemen arası doğru kılıp aldıp yürüyen eken faş buldu beni. Kur'an'ı okuşu bilmiydi. Kur'an'ı okuşu bilmiydi. Hop, ben düşünmedim. Zoom çıkıp gitip kaldı. Benim için Zoom'umuzda tolo muddeti komagen şekilli. Afsus ki Zoom'dan mahrum bulduk. Bismillah. Ha, bana yakıldı. Bular, biz ki o hiç kaçan kaçmayımız da, bular yine ayetişi mümkün. Atayla uçur koy dedik biz. Atayla uçurmayımız, hatta şeyimiz, ulanı kırgızamız yani dostlar. Hop. Buradırlar. Umumi hadisanı sizler gayetip koyay. O şey, yani faaliyeti çekilengen, nagiran, Müslüman milletimizgi tegişli adamlarını hedefge alıp, onların başını eğlentirip, biz hemen her sene yakışı bilemiz, biz Kur'an'ı zor bilemiz, uşan için ondan vazgeçkenimiz kılıp, onlardan türlü hıl mine, bomba yasaşka hareket kılıyetken adamlarını görüp kaldık bu yağı bu yağıda. Ve o adamlar şu bugünkü künde özleri, bunga o'xshagan siyosiy harakatni harakatidadalar. Ular orqali millatni ichida turli xil parokandalikni qo'zg'ash niyatlari bor. O'shaning uchun bularni biz ogohlantirish maqsadida bu jonli muloqotlarni qilyapmiz. Asli bular bilan bahslashlikni foydasini yo'qligini bilamiz. Bularga nisbatan, chunki bular yolg'on diniga yolg'on aralashtirgan odamlar. Yolg'onni aralashtirgan, yolg'onni gapirib, Qur'onni bilamanman, Qur'onni zo'r bilganman desa odam qiziqadi unga. Voy, bu Qur'onni zo'r bilarkan, deydi, quloq soladi keyin. Odamlarni aldab, boshini aylantirib, Qur'onni o'qi desak, mana bu kishi hozir Qur'onni makmakak, takak-takak qilib o'qidi. O'qishi bilmaydi. Zoliminni lolimun deb o'qiyapti, lolimun. Yolg'onchi odam, dinini yolg'on ustiga qurgan odam, qanaqasiga bu muqaddas kitob haqida gapirishga haqqi bor? Endi sizga so'z. Bizni biroz zoomimiz chiqib ketdi-da, biz ozgina siz haqingizda gaplashdik. Bu g'iybat emas, jonli efir bo'lib turibdi hamma yo'qda. Bismillah. Men borimda gaplashsangiz yaxshi bo'lar-da, biror aka. Siz boringizda ham, siz yo'qingizda ham gaplashamiz. Siz g'iybat qilgan bo'lasiz unaqa-da, biror aka. Men yo'qimda gaplashsangiz. Sizni tanimayman, qattan g'iybat qilaman. Bo'lmaydi, men tanımayın ki sizi, siz yoksuz. Kattan siz gıybet falan. Ben çıdan ben yıkarayım da hazır. Hop, ben yapayım işte birinci. Bana. Siz et yapsız Kur'an'ı bilmedi diyorsunuz. Ben tanımayın mı bilmesin gibi mi? Nemege bilemem dediyiz. Nemege bilemem dediyiz. Halatını bilmeysiniz. Nemege bilemem dediyiz. Ablara ki, işte ben yapayım mı? İmkan verin, yapırız ki. Hop, bilmesekken siz. Nemege bilemem dediyiz. İmkan verirsiniz mi yapırız ki ablara ki? Saval, bilmesekken siz. Nemege bilemem diyorsunuz. Başka joyda. Abrolar ki imkon berasizmi gapirish kerak. Yo'q, imkon beraman. Sizga savol. Yo'q, ha, yo'q, yo'q deb javob bering. Nimaga bilmas ekansiz? Bilaman deb nimaga boshqa joyda musulmonlarni aldayapsiz? Musulmonlar aldanmaydi sizga.
Kur'an'ı, şeriatını bilgen adam elden miydi sizce? Nemege bilmegen derseyizdi bilemem deyip elde yapsız adamlarını, milletini, nemege? Yani nemege mukaddes kitap hakkında yapmış ki, hak topu yapsın. Bilemem deyip etken cami yok. Ben size koyu verdim. Bilemem deyip etken cami yok. Koyu verdim bana yazı oturttu. Bilemem deyip etken cami yok. Yazı oturttu, yani yalan yapır yapsın. Ben size yeteyim ben yani. Bana yazı oturttu. Ben oraya işten yapama iltimas. Yap, bulma. Yapın. Yapı bulma iltimas. İltimas. Yapı bulma. Ben birinciden huzur sorayım ben bütün Müslümanlardan. Huzurumu sorayım ben. Bu açılıydı. Masihiliğini hakaratımız tarzda hakarat kılın geldiği için ayetilgen söz. Hamadan sizden huzur sorayım. Hamadan huzur sorayım birinci oranda. İkinci oranda. Bilmem var mı? Siz girdi ne dedi? O, siz oku birinde. Siz oku birinde. Oku bir algeniniz yok. Ben yıkarayım. Oku bir algeniniz yok. Onu oku birde demeydi. Ne bakıldım? Siz tabir caiz bulsa avaz çıkardınız. Buldu avaz çıkardınız. Ne okuyanız yiyen bilgeniz yok. Ne cümle kiti yaptattı çüngeniz yok. Tercümeni koru alıp ay, kim midir sizge koruyuzge birgen yani hattı okup kanay kalıp siz Kur'an'ı düşündüm deyiz. Avaz çıkardınız siz okuyanız yok. Sizde avazınızı işittik. Lalimun degen ayet yok. Siz varsınız, siz varsınız. Lalimin degen ayet yok. Dedim ben. Lalimin demedim. Dalimun dedim. Ne dedim? Dalimun dedim. Ne dedim? Hayır. Mayet mahçuman. Dalimun. Hop sizge... Zalimun dedim. Dalimun. Zalimun ne degeni? Zalimun ne degeni? Zulüm kılıçı degeni. Zulüm kılıçı degeni. Zulüm kılıçı degeni. Zulüm Arapça söz. Menge Özbekçesine ayeti vereyim. Zulüm Arapça söz. Zalimun ne degeni? Yani kim gelir zarar kılgen, zulüm kılgen, şumanı yok, zarar hem Arapça söz, zulüm hem Arapça söz. Zarar hem Arapça söz, zulüm hem. Kur'an'ı bilemem degeniz gerekiyor ben. Zalimun ne degeni? İnna Allah'a la yehdil kavme zalimin. Bilemem demedim de, ki ben özümge yakşı bilemem dedim. Bilmeyiz. Yakşı okuyam ben dedim. Yakşı okumayan siz. Yolun yapırmayın. Yolun, ben sizge, eğer kündere giz bilse, minus nölem koymayayım ben. Minus ne koysam ama hecalet bulamaz. Baha yok. Bir baha adamsız hazır. Peki, boyu gayet çürtür versen bana mı? Siz bilen tartışmanızın faydası yok. Peki, boyu gayet çürtür versen bana mı? Yok, uşa cahide, boyu gayet ayette. Ben hudamas mende yaptı da İsa. Aleyhisselam. Hudamas mende. Sen etsem aile mi? İmkan vereyim. Yok, etken izler. Ne faydası var? Hudamas mende yaptı. Siz de mi huda diyeyim tabi verirsin uşa cahide? Yok, hazır. Ne faydası var? Siz bilen yaklaşın mı? Ne faydası var aslında? Faydası sizin yalancı ekelliğinizi adamlara bildirip koyuş. Katta fayda bu. Siz yalancısınız. İsa aleyhisselam namıdan yalan yapıyorsunuz. Mukaddes kitap namıdan yalan yapıyorsunuz. Bilmegen nerseyinizi bilemen diyorsunuz. Düşünmegen nerseyinizi düşünemen diyorsunuz. Hiç nerseni bilmiyorsunuz. Siz siyasi zekazga yürgen adamsınız. Siz siyasi zekazga siz siyasi zekazga yürgen adamsınız. Masihiler Abror ki Abror unaqa narsaga ishonmaydi masihiler. Masihiler onasını Huda deb ishonmaydi. Kur'an'da noto'g'ri kelgan bu narsa. Kur'an'da noto'g'ri kelgan narsa yo'q. Kur'an'da yarım ta noto'g'ri bo'lgandaydi. Hozirgacha Kur'an'da. Ota o'g'il ona emas. Uch birlik ota o'g'il ona emas. Abror aka. Uch birlikni qiyomatgacha. Uch birlikni qiyomatgacha tushuntirib bera olmaysiz. Tushuntirib bera olmaysiz. Siz nima deysiz? Oxiri ishon tushunasan deysiz. Mayli. Siz ishon keyin tushunasan deysiz. Suratul Hadid o'qiysizmi? Suratul Hadid o'qiysiz. Yo, Suratul Hadidni o'qiyman-da. Suratul Hadidni bo'ldi o'qiymiz. Demak, yuqoridagi yolg'onlaringiz bo'yicha fosh bo'ldingiz. Endi siz yolg'on deysiz, endi bunga xolis bo'ling. Bunga xolis bo'ling. Men hech qayerda men zo'r bilaman deb aytgan joyim yo'q. Yo, qo'y berdim-ku zo'r bilaman deganingizni. Ya Qur'ondan ham, yangi Qur'ondan ham, yangi aftdan ham bilimim bor dedim men. Hech qanaqa bilimingiz yo'q. Oxlagan odam bilan bilimingiz yo'q dedim men. Zolimun nima degani bilimingiz bo'lsa. Zolimun nima degani? Zulm qiluvchi degani, o'zbek tiliga o'girilgan bu zulm qiluvchi degani. Zulm arabchaki. Zulm arabchaki noma'lum do'stim. Xo'p. Zulm arabcha, menga o'zbekchasini aytib bering. Nima degani bilsangiz. Men o'zbekchasini bilaman uni. Xo'p, aytding zulm degani. Men bilmayman, aytmayman sizga. Siz bilaman deyapsiz. Zulm nima degani? O'zbekchasiga nima degani? Kur'an'da inna shirka la zulmun azim degan Alloh taolo. Shirk eng katta zulm degan.
Dünyanı yaxşılıkla doldursayız o, İsa'nı Allah deseyiz, siz de hemen yaxşılıkla Allah Ta'ala kabul kılmaydı. Demek ki Allah'a şirk kilitirgeniz için, Allah'a şirik ispat kılgeniz için. Bu en katta günah bu. Siz dünyanı yaxşılık davası da yalan yapıp adamlarını başına eğlendiriyorsunuz da, eğlenmeydi Müslümanlarının başı. Lekin zulüm ne demek gene Kur'an'da? Şirkini en katta zulüm diye yaptı. Şirk. Mesela kare. Kare kimge degen? Notoru kılıç degen manada keladi. Notoru kılıç degen manada. Yani kimgadir zulüm kılıç, notoru bu insanga nisbatan notoru iş kılıç degen manada keladi. Katta aytyapsan onu. Şto? Ya man osha taxminan aytyapsiz. Boyga o'qigan oyatimdan? Yo'q, anaqa emas. Taxminan aytmayman aka. Taxminan aytyapsiz. Taxminan aytmayman aka. Men sizga man nima deydi, zulmmi bugungi kunda zulm qilmadi o'zbek tilida ham aytadi aka. O'zbek tiliga aytadida bizda zulmmi, zulmmi bir kishiga jabr qilish, bir kishini haqqini g'asb qilish, kuchi bo'lib turib bir kishini bosib olishga ishlatamizda biz o'zbekchada. Lekin Qur'onda kelgan innalloha qaray, innalloha la yahdil qomaz zolibin degani Alloh taolo mushriklarni, Allohga shirk keltiradiganlarni hidoyat qilmaydi degani. Qur'onni boshqa oyatida inna shirka la zulmun azim degan. Eng katta shirk zulm degan. Inna shirka la zulmun azim. Eng katta zulm shirk degan. Shirk Allohni qo'yib boshqa İsa aleyhisselamını, Uzayr aleyhisselatu vesselamını siz aytmasligingiz mümkün. Nasrani taifelerinin bazı cemaaları Meryem aleyhisselatu vesselamlarını Allah'ını hatını, oğlu, balası, kızı deydi. Farişteler... Bunlar da yok ki, kayırda hangi tabi verin, onlar bir rahat da cahide yok. Katolik'e nişan mıydı? Yok. Pravaslara nişan mıydı bu nasıl? Bu Kur'an'da natoru kegen cahaya ki, bu üç birliğini biri anadır, bu Kudagi nisbeten bu küfürak ya bu, yücüde natoru nasıl bu ki bu. Bu Masihi Bratas işlemeydi, atanı oğlu barligini, o cisimden bu genligini, yok kana kadar bir gümadiydi, o uzun sorayma, şahvani falattan kip çıkarlık hakkıdır, Bratta bir Masihi Brat cahaya da işlemeydi ki onge. Siz şuna kadar yapsın da. Siz aytdingiz, otam manası majozi ma'noda keladi dediz. Xuddi shunday. Endi to'xtanglar, yana keldik mana. Mana yana keldik. Majoz bilan haqiqatni menga farqini ajratib bering. Majozi nimaligini siz menga tushuntirib bering. Majozi. Majoz, aka. Majoz nima? Mana aytaman sizga. Haqiqat deganda misol uchun siz agar Abror aka bir magazinga borsangizda, birorta bir qovun sotasizda, yo tarvuz sotasizda yo'lda kelib tushirib qo'ydingiz. Siz meni yoningizga kelasiz deb aytasiz. Mana shu yo'ldagi nima deydi, men qovun tushirib qo'ydim yo tarvuz tushirib qo'ydim deysiz. Men qaysi ma'no misol uchun agar nimadir noto'g'ri ish qilgan bo'lsangiz, ikki xil ma'noda ishlatish tushunish mumkin bu narsani. Ya'ni birinchisi rostdan siz o'sha qovun tushirib qo'ygansiz, bu to'g'ri ma'nosi, ya'ni haqiqat ma'nosida. Ammo ajozi ma'no agar siz borib bir joyda ishga olib keldingizda, noto'g'ri ish qo'ydingizda uşağını kelip etseyiz, ben kovun çırp koydum şecayet etseyiz, bu oyda macazi manada keler. Siz hazır var ki, menge macazının kandayı işletilişliği hakkıdaki gapı eylentir yapsız. Ben sizge macaz ne madip saval bir yapma? Siz, mesela insan... Macaz, insan, eşliğin, macaz. Eşliğin, eşliğin. İnsan, insanını menge tarifle bilin desem, siz insan magazinge barab diyapsız. Magazinga borishni so'ramayapman sizdan. Insonni ta'rifi, majozi ta'rifi nima majoz? Arabcha ta'rifi bor buni. Majozi ta'rifi aslu fil kalami hiya wal haqiqatu. Aslu ma'nosida ishlatilmasligi. Al aslu fil kalami huwa al haqiqatu. Al aslu fil kalami hiya al haqiqatu. Wa in ta'azzarat al haqiqatu yusari ila al majaz. Kalomning aslida birinchi ko'zlangan jumla haqiqat hisoblanadi. Haqiqat, haqiqat. Narsaning asliga dalolat qiladi, asliga. Mutabodir zihinda paydo bo'lgan narsaga dalolat qiladi. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh taolo qo'l zikr qiladi. Yadulloh deydi, Allohning qo'li deydi. Haqiqiy ma'nosi inson zihniga birinchi bo'lib paydo bo'ladigan ma'noga aytiladi haqiqat. Endi Alloh qo'li bor zot deyilsa, u nimagadir muhtojlik ma'nosi kelib chiqib qoladi. Shuning uchun nima deyiladi? Allohga qo'l isbot qilinmaydi. Demak, bunda majozga o'tiladi deydi.
Bazı orullarda Allah'ın kolu desa kudreti değil. Siz yani. Maturidisiniz Ake. Bazı orullarda. Siz maturidisiniz. Salafilerden sonrası başka fikir bildirişlerdir. Ya uşa salafiler. Salafiler başka fikirde Ake. Siz maturidisiniz. Salafiler ha. Salafiler ha. Amir Ruhak. Bu misal dolu almaydı. Amir Ruhak kama cahat değil. Ben sizge Kur'an'dan misal getireyim. Yani, hakikat mecaz. Siz hakikat mecazge tarif ayet almadiyiz de. Ben tarif ayetsem tarifte işte salafi maturidi diye. Yok Ake. Avrar Ake. Niçte narsa? Nişte narsa Kudanı aynen kolu bile yaratır. Yani, hakikat aynen Allah kolu bile yaratır. Allah kolu muhtaç mas ki? Yok. Siz Kur'an'da keledi. Uşak Kur'an'daki kigen narsa. Kur'an'daki kigen narsa. Amir ruha kama caat deydi. Ama de gene bilasın mı? Amir ruha kama caat. Ama de gene. Siz mange etmemsiz hakikaten değil mi? Kolu bile yaratır. Aynen Kudanı kolu bile yaratır narsa. Allah kul bilen, kul bilen ne nedir yaratışke muhtaçmaz. Kur'an-ı Kerim'de ve izâ erâde bir şeyin ey yekûl lehû kun feyekûn. Allah Teala bir narsanı yaratışlikini haklese bol deydi, bola uğradı. Kulge muhtaçmaz Allah. Kulü bilen yarattım degeni onu tazimi uçun. Kolunu ispat kılamayız. Allah'ın kol sıfatı var. Lekin biz oylegendik kol azamaz o. Ben size bu misal keltirdim. Mesela deyelim, ben bir şiirini gördüm. Sizge saval. Sizge saval. Koyun kutlamayın. Önce siz kiramı yapsın da. Ya, Edim siz... bağı, Adem bağı, tohtayın. Ki adam, adam oğuzu, adam atan oğuzu, tört denerse, Kudanın kolu bile yaratılıyor. Doğru mu? Yok. Doğru mu ki? Ne doğru? İnkar kılası mı? Ne doğru? İnkar kılası mı? İnkar kılama. İyi. Ne mi ki iyi? Kudanın kolu ki sıfat vermeyesiz de ki lakin. Kudanın sıfatı ki kolu ki salafilerden sorayın ki. Salafilerden sorayın. Salafi... Tört denerse Kudanın kolu bile yaratılıyor. Salafiler bile koşulup, kilip menden sorayın siz. Yok yok yok. Ben sizden etmekçi bu geldim. Şey, tört denerse sizce... bize etme yapsız. Tört denerse Kudanın kolu bile yaratılıyor. Sizge normalim dostum. Sizge... Biz sıfat vermeyemiz de Kudanın kolu. Sizge isim koyamayı yapmayın da normalim dostum diye yapmayın. Yapma bu beni. Yapıştın. Sizge hakikat bilen mecazını, hakikat bilen mecazını farkını düşündürüş üçün tarif aytib bir misal keltirsem, uşa misalını alıp kettiyiz şatala atıp. Üzürde siz o narsaga ketişliginiz mavzuda ruhan süngerliginizini bildirmezdikçe hareket halas bu. Siz koçu yapsınız. Geçtiğim. Ben sizge tekrar misal. Mecazı sizge başka misal da keltiremez. Bu mecazı yaratılış. Bu mecaz yemesiydi. Salafilege kore. Salafilege kore. Koldan yaratış. Mecaz yemesiydi. Dostum. Salafiler başka çok düşünerek siz. Yok. Salafiler hakkında gap bu mu yaptı? Mecaz bilen hakikat hakkında gap bunu yaptı hazır. Salafiler hakkında o başka gap. Misal getirdiniz. Yok. Şey, misal gidin mi yok şu olayı yapsız. Ben sizge hakikat ve mecaz hakkında gap bunu yapmadım. Mesela deyelik. Ben şiirini kurdum. Şiir. Cengahta kılıç oynatardı. Dese, bana şu kelime, adlı söz bu. Bana şu payet caydaki şer insan bu aslı. Kelimenin aslıge karasanız, aslı da şer kılıç oynatmaydı. Bilesiz ki, hakiki mananı bersem, yok. Hakiki mananı bersem, şer kılıç oynatmaydı ki. Şer kılıç oynatmaydı ki. Ha, demek, ida taaddaratil hakikatu yusaru ilal mecaz, hakiki kelime özür payda kılsa. Hakiki kelime mananı kurtarmasa mecbur bulamız mecazga uçuşka deydi. Siz bunu hazır umumen düşüngeniz yok. Hiç nasıl kelişkeniz yok. Siz bunge keliş algeniz yok. Yok. Siz bu meselede dostum siz bu meselede gap iştişini adab bilen bahs abarışlıkını mutlaka ornuge koymayapsız. Sizge mecazını hakikatini soradım. Aytin menge mecaz nime, hakikat nime desem kettiniz. Alakayız tamamları ge. Bir aylanıp gelip indi Kur'an'dan, ayetten bir neselerini misal keltirsem ayet ki utu olup uyakka karab kettiniz. Hullas, indi men karayın. Siz bilen hakikat mecaz doğrusu da gepleş almayınız. Çünkü sizde yok. Sizde bazı yok. Hadi sizge Fransızca yapışı basırsan. Ben kaçmayayım mı? Kaçmayayım ki. Ben kaçamayayım. Ben kaçamayayım. Sizde kuğu yürütme. Kanak kaçamayayım. Ben kuğu yürütmem sizde. Lekin bir cümleni tushunmasa qanaqa tushuntiraman unga? Yangi mavzuga qanaqa qilib o'taman men? Yangi mavzuga qanaqa qilib o'taman? Siz qul Allohning qo'li haqida gapirdingiz. Uni misol keltirdim.
Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda ham keladi bu odam atoni, ya'ni o'z qo'li bilan yaratilganligini, shafoat haqida so'raganda eslaysizmi shu hadisni? Eslayman. O'sha yerda arabchasini o'qing-da. Ya'ni u yerda aytiladi. Arabchasini o'qing-da, o'zbekcha tarjima qilmang uni. Tarjima u. Tarjimada yupatuvchi xomiy qilib muqaddas kitobinglarni 10 xil 15 kun qilib olgansizlar. Siz menga arabchasini o'qib bering. Yo'q, u to'xtat qilmang u narsaga. Yo'q, to'xtat emas. Mana yupatuvchi bilan xomiyni menga ta'rifini ayting, nimaga? Nimaga yupatuvchi, nimaga xomiy? Tushunmadim. Nimaga bitta kitobda yupatuvchi, bittasida xomiy? Yupatuvchi, xomiy bu ikkalasi ham paraklit tushgan so'zning ma'nosi. Nimaga ikki xil? Bitta muqaddas kitobda nimaga ikki xil? Bu mana bu Injil sizningcha muqaddas kitobmi? Bu Injil sizningcha muqaddas kitobmi? Bu Injil sizningcha muqaddas kitob? Muqaddas kitob. Muqaddas kitobda nimaga ikki xil yozilyapti? Nimaga ikki xil yozilyapti? Aytsam gapimni o'qib imkon berasiz lekin. Yo'q. Oxiratda. Aylantiryapsiz, aylantiryapsiz. Injil muqaddas kitobmi shu? Shu, mana shu Injil muqaddas kitobmi? Kim qilishga kelganda? Nimaga javob bermayapsiz? Nimaga? Bu kitob muqaddas kitob bo'lsa, nimaga bunda yupatuvchi? Boshqa nusxasida nimaga xomiy? Sizga aytsam maylimi? Javob bering, menga aytmayapsiz. Boshqa gapingiz, odob bilan sizni eshityapman. Bering. Yo'q, eshiting, yupatuvchi degan ma'no, yupatuvchi xomiy degan ma'no, ya'ni kimgadir xomiylik qilish, ya'ni shafoat qilish degan ma'noda keladi. Yupatuvchi ma'nosi, ya'ni yupatuvchi, to'g'rimi o'zbek tilidagi? Ya'ni oxiratda Iso Masih hukm qilishga kelganda, insonlarni hukm qilishga kelganda, ularni so'roq-savol qilganida, o'sha yerda faqat Iso Masih o'limi tufayli u ularga yupatadi, ya'ni ularni gunohdan yupatadi, ya'ni xomiy bo'ladi ularga. Shu ma'noda keladi-ku. Qaysi ma'noda kelishini so'ramadim, do'stim. Hech qanaqa farq. Qaysi ma'noda kelishini so'ramadim. Siz hozir lug'at ilmidan ozgina xabaringiz bo'lgan deydi. Tarjima aslini ifoda qilmasligini biladi. Mening xabarim bor aka. Savol. Mening xabarim bor aka. Siz hozir gapni chalg'itayapsiz. Chalg'itayotganim yo'q. Aynan lug'atda turibsiz. Lug'atda turibsiz. Sizga savol. Sizga savol. Aynan odob bilan. Aynan odob bilan javob bermayapsiz. Siz olib qochyapsiz. Sizga savol. Lug'at qoidasida tarjima aslini ifoda qiladimi yo'qmi? Aka, nima aloqasi bor? Bizga aloqasi bor. Chunki Faraklitusni, Faraklit arabchasiga Faraklit. Faraklitni Injilning bir nusxasida, Injilning bir nusxasida yupatuvchi deyapti, bir nusxasida himoyachi deyapti. Ruschasiga advokat deyapti. Injilni olsangiz, boshqasida advokat bo'lib kelyapti. Yana bittasida xomiy bo'lib kelyapti. Nimaga? Nimaga tarjima asl bo'ladi? Bundan keyin 100 yil, 200 yil, 300 yildan keyin bu lug'at umuman boshqaga o'zgarib ketmasligiga kim kafolat beradi? Lug'at ilmidan savol sizga javob bering. Chunki grekcha o'zi asl. Mana sizga aytdim, 50 mingdan ortiq qo'lyozma bugungi kunda saqlanadi. Ular hammasi o'zgina. So'ramayapman. O'sha yerda ko'rsatilgan joy bor. Siz mana buni ilohiy kitob deyapsiz. Buni ilohiy kitobmi? Bu tarjimasi aka bu. Endi sizga savol. Lug'at ilmida aslga tarjima ayni bo'la oladimi? Ayni bo'la olmaydi. Tamam, tarjima bo'ldi. Tamam. Injil ayni emas ekan demak. Shuni so'ramoqchi edim. Qur'on ayni munaqada aka? Qur'on ayni. Qur'on arabchasi ayni. Har qanday tarjima Qur'on emas. Grek tiliga boring, bo'lmasam grek tiliga boring, o'sha nima qilaman grek tiliga boring? Qur'onni ochib o'qing, u ayni. Men nima qilaman? Qur'onda Injilning haqiqatlari. Sizning mantiqingiz bilan Qur'onga javob beryapman aka. Yo'q, nimaga javob? Siz javob beryapman aka. Siz javob bermayapsiz, qochyapsiz. Siz buni aytdingiz, ilohiy kitob dedingiz. Bu mana savol. Qur'onni 14-chi bob 26-chi oyatida o'qisangiz, tarjima u. Xomiy, ya'ni muqaddas ruh deyapti aka. Bir joyda yupatuvchi deyapti. Xomiy, ya'ni muqaddas ruh deyapti aka. Demak, umumiy ma'noda. Ya'ni muqaddas ruh deyapti aka. Umumiy ma'noda. Muhammad payg'ambar, do'stim, umumiy ma'noda. Muhammad payg'ambar umumiy ma'noda, do'stim. Xulosa qilaylik, gapni aylantirish falon oyatga bor, grekka bor, ketaveradi u gap. Umuman bitta hozir 1,5 ming odam, mana joyda 1,100. YouTube afsus ishlamayapti-da, hozir yana uzilib qoladi Zoom.
Karayın dostum. İncil'ni mukaddes kitap diyepsiz siz. İncil'ni mukaddes kitap diyepsiz. Min, ayet yapmayın ki, eğer bu mukaddes kitap bulsa, lügat itibarıdan furaklit kelimesini nime uçun bir kelimede yupatucu, bir nüshada hami deb tercüme kılı yaptı. Nime gel desem, bu tercüme diyepsiz. Tercüme aslında ifade kıladı mı desem, yok diyepsiz. Mana shu gapingizdan mantiqan xulosa o'zi chiqyapti. Bu asl emas demak. Bu muqaddas kitob emas bu, bu tarjima bu. Muqaddas kitobning asl lug'ati hozir yo'q. Asl Iso alayhissalom gaplashgan lug'at yo'q hozir, o'lik tili. Yo'q. O til yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin biz aytamizki, Injil yer yuzida yo'qmi? Yo'q, Injil bor. Asl nusxa yo'q. Furaklit kelimesini yupatuvchi bir joyda homi deb tarjima qilib, ruschasida advokat deb tarjima qilib, inglizchasida boshqa narsa deb tarjima qilib tarqatib yurgan tarjimalar bor. Bu tarjimalar aslini ifoda qiladimi desa, yo'q. Ifoda qilmaydi, o'zingiz aytyapsiz. Demak, bu ilohiy kitob emas bu, tarjima bu. Shundoq ekan, biz nima deymiz? Biz musulmonlar aytamizki, asl Injilga iymon keltiramiz. İsa Allah'ın peygamberi deyimiz. İsa atasız dünyaya kegen deyimiz. Afsus ki hazır bahske kırışamız desek, İsa aleyhisselam'ın nasabları doğrusu da başı da incinli başı da nasab hakkı da gap getirdi. İncinli başı da nasab hakkı da gap getirdi. İbrahim oğlu Davud oğlu İsa Mesih'nin nasab naması. İbrahim oğlu Davud oğlu İsa Mesih'nin nasab naması. İbrahim'dan İshak tuğuldu, İshak'tan Yakup tuğuldu, Yakup'tan Yahuda ve onun aka ukaları tuğuldular. Yahuda Tamara'dan Paras hamda Zarah tuğuldular. Paras'tan Hasran tuğuldu, Hasran'dan Aram tuğuldu, Aram'dan Aminadab tuğuldu, Aminadab'dan Nakşon tuğuldu, Nakşon'dan Salman ve kilip ahırı erkeklerin nesabı kilip, birden Meryem anamız götüp, Meryem'den Yusuf'un balası deyip çıkıp getirdi. Yakup'tan Meryem'nin eri Yusuf tuğuldu. Yakup'tan Meryem'nin eri Yusuf tuğuldu. Meryem'den ise Mesih'i atarken İsa tuğuldu. Nesabnamanı özü de, özü de. Çerkeşi yatıptı hamdanarızı. Nesab başka tamamen ketip kaladı. Meryem'ni biz ne deyimiz? Meryem'den atasız tuğuldu deyimiz. Meryem'den atasız tuğuldu. Kanaka mümkün. Mümkün. Adem'ni Allah Teala atasız anasız dünyaya getirdi. İnne مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Adamını Allah Teala toprağdan yarattı. Bol dedi, boldu. Xuddi shunga o'xshaydi. İsa'ni ham Allah bol dedi, bo'laveradi. Qo'lda yasash, qo'lda yaratish hammasi majoz ular. Allohga qo'l sifatini isbot qilamiz biz ham. Lekin qo'lga muhtoj, qo'l bilan yaratdi demaymiz. Qo'li bilan yaratdi degan gap Qur'oni Karimda sobit. Shunda o'qiymiz u yog'i. Allohga jism isbot qilmaymiz. Bu endi boshqa mavzu. Demak, umumiy xulosa shu, boshqa gapga o'tish kerak emas. Sizni birinchidan yolg'onchi ekanligingizni isbotladik suhbatni boshida. Davom etish foydasi yo'q. Ikkinchisi Injilni tarjima ekanligi, tarjima asl nusxadan ifoda qila olmasligini tan oldingiz. Tan oldingiz o'zingiz. Demak, bu asl nusxa emasligi o'zingiz tan oldingiz. Bittasida yupatuvchi, bittasida homiy. Yana başkası da başka nam bilen ketadı bu hali. Bunu ben misalını ettim. Abrar mini atım. Ertege abrar falan künü, falan adam bilen ilmi bahs kıldı dese, tercüme kılıngan peyde, haroshi chelovek deyip, Rusçasıga tercüme kılsa. Yakşı insan tercüme bahs kıldı deydi. Ondan ki sahavatli adam deydi, ondan keyin başka sıfat çıkadı, abrar yok alıp getirdi 100 yıldan keyin. Abrarın ismi Grek tili deyem, Yunan tili deyem, Çülçüt tili deyem abrar buluş gerek. Hamacayda abrar buluş gerek. Nimaga tercüme kılıyordular, nimaga fıraklit uzu turmayıptı. Çünkü fıraklit tursa, fıraklitnin asıl manası Peygamber aleyhissalatu vesselam'a dalat kıp kaladı. Bunu bilesiler. Ve yukarıdaki taktike boyunca sadda adamlarını aldamakça olasılar. Aldalmıyorsalar. Sizlerge biz inşallah Rabbil Alemin yol vermeyimiz. Madaniyetle yapılaşıyoruz. Hiç kanaka sizge nispeten şahsınız normalim. Bilmeyimiz kimliğinizi.
Lekin aldamay. Aldashga urunmay. Arab tilini bilmaysiz. Tarjimani o'qib olib odamlarni boshini aylantiryapsiz. Men aniq bilaman buni, o'zingiz o'qimagansiz. Sizga tashabbi erishadi. O'sha orqali musulmonlarning boshini aylantirmoqchisiz. Xullas, ovora bo'lasiz, chuchvarani xomsanaysiz. Tugadi. Siz bilan bahsimiz.